Evet, selamlar herkese. Yeniden birlikteyiz. Bu videoda çocuğum için 5 serisine devam ediyoruz. Bu 4. bölüm oluyor. Çok fazla üzerine düşemedik ama kendisi bir noktaya kadar geldi sözleşmenin. Bildiğiniz gibi bunu ben çocuğum için yapıyorum ancak halihazırda bir çocuğum olmadığı için biraz daha rahat davranabiliyorum. Deneysel takip edebiliyorum emeklilik sözleşmesini. Dolayısıyla son gelinen noktada daha önce 450 liralık bir aylık devlet katkısı yatırıyordum. Yılbaşı itibariyle yeniden bir değerleme oranı var. Enflasyon oranında kendileri artırıyorlar. Şu anda 730 liralık bir katkı payı var aylık bu sözleşmenin ve burada detaylara baktığımızda esasında şu ana kadar toplamda ödediğim katkı payı 3879 liraya geldi. Sadece 50 liralık bir ek katkı payı ödenmiş ve burada fonlardan da 1211 liralık bir getiri olmuş. Toplamda devlet katkısıyla beraber 5703 lira, yani 4573 lira yatırmışım. 1129 lira da yatırdığım paradan devlet katkısı olarak gelmiş ve o devlet katkısı da yine fonlarda değerlendirilmiş. Toplamda şu anda birikimim 5703 liraya geldi. Peki ne kadar sürede bunu yaptık? Mayıs ayının 30'unda, yani 2023 Mayıs 30'da bu sözleşmeye giriş yapmıştık ve şu anda geldiğimiz nokta bu. En son yaptığımız fon dağılım değişikliğinden çok fazla verim alabildiğimizi söyleyemeyeceğim. O yüzden bu videoda sizlerle birlikte bir fon dağılım değişikliğimiz daha olacak. Onu da birlikte yapıyor olacağız. Şimdi bu noktada baktığımız zaman hangi fonlar vardı? Şurada katkı paylarımızın fonlara dağılımında %60 oranında FİBA emekliliğe ait INVEO Portföy Fon Sepeti fonu vardı. Bildiğiniz gibi 2023 yılında çok güzel bir performans göstermişti. Ancak 2023'ün son aylarından itibaren ve 2024'ün ilk aylarında o beklenilen performansının gerisinde kaldı bu fon ve dolayısıyla bekleneni veremedi. Altın Katılım Fonu %20, İş Bankası İştirak Endeksi Fonu ATE kodlu o da %20 idi ve bu şekilde bir dağılımımız vardı. Şimdi sizlerle birlikte yeni bir dağılım yapalım. Bu dağılımı yapabilmek için burada alt tarafta bulunan fon dağılım değişikliği menüsüne gelmemiz gerekiyor. Ve burada bize işte bir takım uyarılarda bulunuyor. Kalan fon değişiklik hakkımızı söylüyor. En son ne zaman fon dağılım değişikliği yapmışız bunu söylüyor. Risk profilimizi söylüyor. Ben buradan fon dağılımını değiştir diyorum. Ve serbest fon seçeceğim. Fon dağılımınızı planınıza tanımlı fonlar arasından kendiniz seçin diyor. Ben bunu seçiyorum ve devam et diyorum. Şimdi burada gelelim fon meselesine. Hangisini seçeceğiz? Burada Anadolu Hayat Emekliliği'nin kendi fonları var ve risk durumuna göre kategorize edilmiş. İşte dengeli, atak olarak ya da agresif olarak görebiliyorsunuz. Eğer sizler bu fonlar haricinde farklı bir emeklilik şirketinin fonunu seçmek istiyorsanız BEFAS fonlarına git bölümünden tıkladıktan sonra farklı emeklilik şirketlerinin BEFAS'ta işlem gören fonlarına ulaşabilirsiniz ama ben bu değişiklik içerisinde Anadolu Hayat Emekliliğin kendi fonları içerisinde kalacağım ve bildiğiniz gibi BIST 30 tarafını, yani BIST 30 derken Borsa İstanbul'un 30 endeksinde yatırım yapan fonların bu dönemde daha güçlü kalacağını kendi adıma böyle düşündüğümü birkaç defa sizlere aktarmıştım. Hem Twitter'dan hem de videolar arasından. İşte bu noktada geldiğimizde sizlerle birlikte TEFAS bölümüne gelelim. Burada Anadolu Hayat Emekliliği'ye ait AH5 kodlu bir fon var. Anadolu Hayat'ın hisse senedi emeklilik yatırım fonu. Bu fonun son bir aylık %13, son 5 yılda da %1352 getiri yaptığını görüyoruz. Şimdi sizlerle birlikte bunu biraz inceleyelim. Bu fona geçiş yapacağız. Çünkü bu fonda dikkatimizi çeken ilk nokta şu. Bakın, burada kap bölümüne gittiğinizde her fon için en kritik olan noktalardan bir tanesi karşılaştırma endeksidir. Yani fonun performansının neyle karşılaştırılacağı. Burada fon karşılaştırma ölçütü diye bir bölüm göreceksiniz. Sizler de kendi beğendiğiniz fonların mutlaka bu kısmına bakın. BIST 30 getirisine %90 oranda ölçümleme yapıyor. Yani buradaki hedef kitle BIST 30 şirketleri olduğunu
anlıyoruz bir anlamda. Ve tabii burada portföyünün içerisine de bakacağız. Yine onu da çok fazla soruyorsunuz sizlerden gelen sorularda. Acaba içerisinde ne var, hangi hisse senetleri var diye bildirimleri sıraladığınızda bakın aşağıya doğru geleceksiniz ve 6 aylık rapor bölümüne geliyorsunuz. Buradaki PDF dosyasını indiriyoruz. İndirdiğimiz noktada biraz zoom yapalım. En son 27 Haziran 2023'te yapılmış, muhtemelen yakın zamanda güncellenecektir. Burada hangi hisse senetlerini tuttuğunu görebilirsiniz. Hemen bir uyarıda bulunayım. Bu fon katılıma uygun olmadığı için bakın burada Anadolu Efes'e yatırım yaptığını %1,90 görüyoruz. Burası eğer faiz hassasiyetiniz varsa İslami anlamda bir takım hassasiyetlerimiz varsa lütfen bu fonları değil katılım fonlarını tercih edelim. Burada 1,9 buraya yatırım yaptığını görürüz. Devam edelim ağırlıklı olarak ne var? İşte bakın %4 Anadolu Anonim Türk Sigorta'yı görüyoruz. Daha ağır tuttu. Coca-Cola içeceği görüyoruz %4 ile. Biraz daha aşağıya doğru devam ettiğimizde %6 ile Koç Holding tuttuğunu görüyoruz. %7 ile Migros tuttuğunu, %5 ile Mavi Giyim tuttuğunu görüntüleyebilirsiniz bu şekilde. Dolayısıyla bu fon dağılım değişikliğinde AH5'i seçeceğimi de söylemiş oldum. Peki oranı ne olacak? Burada kod göstermiyor. Hemen şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Hisse fonunun yanında bir uyarı butonu var. Buraya tıkladığınızda fon kodunu görüyorsunuz. AH5 ve fonla ilgili diğer detayları da buradan takip edebilirsiniz. Burada %80 oranında bu fona geçeceğim. Hemen şuradan hızlıca artırıyorum. Bunu yaptıktan sonra diğer fonum da altın olacak, bir anlamda hedge etmek amacıyla altın fonu olacak. Orada da esasında daha önce altın katılım fonu tercih etmiştim ama bu sefer altın fonunu tercih edeceğim ve %20 ile beraber toplamda %100'e ulaşmış oldum ve fon dağılımını değiştir diyorum. Şimdi burada bana son kez bir uyarıda bulunuyor. Seçtiğim fonları gösteriyor ve devam. Şimdi onay kısmında fon dağılımınız nasıl uygulansın diye soruyor. Burada bundan sonra ödeyeceğim katkı paylarına uygulansını zaten işaretlemem lazım ama aynı zamanda ben şu anda içeride birikmiş olan eski parama da uygulanmasını istiyorum. Yani elimdeki fonlar satılsın, bu yeni seçtiğim fonlara geçilsin. İkisini de işaretledim. Değişikliği onayla diyorum. Evet, fon dağılımınızı güncelledik diye bu şekilde bir uyarı verdi ve işlemleri tamamlamış oldum. Umuyorum sizler için de faydalı olmuştur. Bir süre bu fonları kullanmaya devam edeceğim. Lütfen kafanızdaki soru işaretlerini videonun altındaki yorum bölümünden bize ulaştırmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. İşte bugünlük de bu kadardı.